Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun cevabına baktığınızda Sayın Erdoğan'a e, diyor ki bu yerel seçim Cumhurbaşkanı seçimi değil diyor. Evet. Ama bir yandan Sayın e, İmamoğlu aslında başından itibaren kendi rakibinin Erdoğan olduğunu söylemişti. Hı hı, e, bütün bakanların gerçekten İstanbul'da oluşu, hı hı. bütün bakanların adayla birlikte hareket ediyor olması da e, tuhaf bir görüntü. Sadece bakanlar değil aynı zamanda valiler e, kamu evet. görevlileri de e, adaylarla birlikte destek veriyor. Bilmiyorum yani sahada bunun bir, e, siz hani siyasetçiler cevap Hı -hı. verir buna, sahada bu önemli bir şey mi? Hı -hı. Yani valiyle Hı -hı. gezdiğinizde ya da bir bakanla gezdiğinizde bunun bir artısı oluyor mu? Şöyle eskiden bakanları Türkiye'de her Türk vatandaşlarının hepsi tanıyordu ama artık bakanlar o kadar sık değiştiği için... Artık tanımaları için ellerine mikrofon alıp miting alanlarına çıkması gerekiyor. Yoksa ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bakanlarını artık isim isim tanıdıklarında zannetmiyorum. Çünkü çok hızlı değişiyorlar. Nasıl Merkez Bankası başkanları hızlı bir şekilde değişiyorsa bakanlar da hızlı bir şekilde değişiyor. Ama bunu AKP ilk defa yapmıyor. AKP bunu 2023 seçimlerinde de yaptı. 2023 seçimlerinde de yine devletin tüm kurumlarını, e, kamu hizmetlerini, e, bakanlıkları e, açtı kullanılması için işte oradan destek verilmesi için vekil adaylıklarına, bakanlar istifa etmeden e, aday oldular. Bunu da çok eleştirdik çünkü nasıl kamu görevleri istifa ediyorsa çünkü bizler e, görevlerimizden istifa etmiştik, maaşlarımızdan vazgeçmiştik, derslerimizden vazgeçmiştik ve bizler istifa ederek vekil adayı olmuştuk. Ama onlar istifa etmeden görevlerinden yine oradan maaşlarını almaya devam ederek aynı zamanda da vekil adayı oldular. Bir kere bu adil değil ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu gücünü hep kullanıyor. Yani sahada bu gücünü hep kullanıyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Etik de bulmuyorum. Hı hı. Siyasi etiğe, siyasi ahlaka uygun bulmuyorum. Vatandaşın gözünde bu nasıl ee, Gözükür. Şimdi vatandaş elbette ki e, Türkiye'de baktığınız zaman, e, mesela bugün ben Gençlik ve Spor Bakanı'nın konuşmasını dinledim. E, bence e, bir bakana yakışmayan bir konuşmaydı. Yani bir devletin bakanıysanız, Gençlik Spor Bakanı gibi de önemli bir mevkideyseniz ve gençlere hitap ediyorsanız, gençlere örnek olmanız gerekiyorsa ben kendi adıma o konuşmayı yapmazdım. Ben hep böyle düşünüyorum İpek Hanım, ben olsam orada o konuşmayı yapar mıydım diye. Ben yapmazdım. Çünkü bakanlık makamına yakışan bir konuşma olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Bir belediye başkan adayına bir bakanın eline mikrofon alarak destek vermesini de dediğim gibi uygun bulmuyorum. Sayın Erdoğan'a gelince, Sayın Erdoğan bunu hep yapıyor. Benim artık son dönemim diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemi olmadığını biz aslında son seçimlerde gördük. Ee, anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı iki defa seçilebilir ama ilk seçimi saymadılar bunu ikinci olarak saydılar ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü kere e, Cumhurbaşkanı oldu. Biz o dönemde partimiz olarak e, aday olamayacağına ilişkin e, bir başvuruda bulunmuştuk. Ancak elbette ki başvurumuz reddedildi. Peki şimdi e, 2028 döneminde gerçekten Sayın Erdoğan aday olmayacak mı? Vallahi benim gene kafamda soru işaretleri var. Sayın Erdoğan yeniden aday olabilir. Nasıl aday olabilir? Bir meclis feshedilebilir. Bu şekilde belki yol denenebilir. Bir de anayasayı değiştirebilirler. Eğer anayasayı değiştirirlerse... Cumhurbaşkanı iki defa seçilebilir yerine üç defa seçilebilir maddesi gelirse eğer anayasanın 101. maddesine Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha seçilebilir ve halk beni istiyor, partim istiyor derse de Türkiye'deki siyasi partiler muhalefet ne yazık ki bu konuda çok ciddi ve sıkı bir duruş sergileyemiyor. Geçen dönem bizden başka hangi siyasi parti başvurmuştu? Adaylığının iptali için çok hatırlayamıyorum ama bizim başvurduğumuzu çok iyi biliyorum. Bir de şu var tabii. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı güçlü bir figür partisi için çok konuşuluyor. Eğer Sayın Recep